Ama Ama ben ben açık dedim söyleyeyim. ki Volkan Bey yerli diziler gibi oldu. Bakışmalar uzuyor, cümleler uzuyor ama atraksiyon yok demiş. Valla doğru söylüyor ama kas çok güçlü. Doğru. O yüzden böyle bakışmaların falan uzun sürmesi normal. Çünkü kaşeler yüksek. Kaşeler yüksek olduğu için de biraz sahneler ağır ilerliyor. Nasıl güzel anlattın değil mi dizi kısmını? Ha? Müthiş. Gülmedim. Değil mi? Gülmem gerekiyor muydu? Yok, buraya gülmen gerekmiyor. Bir şey Peki. daha söyleyecektim. Ben Araya gülmem gir. Ha, şunu söyleyeceğim. Bir dakika. gerekiyor. Şunu söyleyeceğim. Bir saniye. Bu kesin olarak algılanmasın. Kesin olarak algılanmasın. Ama beklentim olarak algılansın. Bilgi olarak değil, Volkan Demir'in beklentisi olarak algılansın bu. Cumartesi ya da pazar günü bir seyahat bekliyorum. Anlaşmanın da %90 oranında tamamlandığını düşünüyorum. Aa, ilk defa Volkan Demir böyle bir şey söylüyor. Evet. Cumartesi veya pazar günü bir seyahat bekliyorum. Bakın bu bilgi değil arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bilgi değil. İçimden öyle geçiyor. İçimden öyle geçiyor. İçimden bir his. Cumartesi ya da pazar günü İstanbul'a bir Lizbon'dan bir uçağın ineceğini ve içinden tanıdık simaları çıkabileceğini söylüyor. Ahmet Çakar gibi konuştum değil mi şu an? Evet. Çünkü böyle net konuştuğun zaman ne olmak istiyor? Mesela bir kere benim bir Benitez olayım var. Benitez İstanbul'a gelecekken araya Everton girdi. Everton aldı adamı. Şimdi bunu ben yarım saat anlatamıyorum. Anlatsam da inanmıyorlar. O yüzden iddialı konuşmuyorum. Ama cumartesi veya pazar günü ben bir seyahat bekliyorum diyorum. Anlaşmanın da %80-90 oranında Fenerbahçe lehinde tamamlandığı kanaatindeyim. Yani diyorsun ki biz Salı günü seninle yayınımızda Ceyda, Jesus, Deus Fenerbahçe'de deriz. Bak bunu dersek Salı günü mü? yanarız. İşte Salı gününe Allah kerim, ona bakacağız. Yani hayatta olacağız bir kere, en başta onu bilmiyoruz. Yani inşallah Allah herkese uzun ömür, sağlıklı ömür versin de. Yani benim içimden geçen bir ses böyle söylüyor sadece, bu kadar. Daha fazla gitmiyorum ileriye. Çünkü neden? Gidince şey oluyor. Olmazsa ters. Yani şimdi adam kaşın üstte gözüm var der, vazgeçer, anladın mı? Sorumlusu ben oluyorum yani. Bu ama beklenti bu yani. Benim beklentim bu. Volkan Demir'in beklentisi pazar günü bir uçak gelebilir Türkiye'ye. Evet. O uçaktan tanıdık simalar inebilir ve Bu belki arada gelirse haberimiz olmaya da bilir. Geldi, ya görüştü, gitti de Volkan olabilir. Demir'in mi haberi olmayacak Volkan Allah Ya aşkına. hayır. Ya bir şey söyleyeceğim. Kulüp söylemez. Jesus İstanbul'a geldi demez kulüp. Çok net Ahmet söylüyorum. Selim kulla sen. Bu Ahmet haberi Selim verir. bulabilir. Ben bulamam da Ahmet Selim bulur. Vay. Ahmet Selim kul bulur dedi şu an. Bulur. Benim tanıdığım Volkan Demir bu haberi Ahmet Selim kuldan önce verir. Yok, onu öyle bir rekabete girmemize Biraz gerek ortalığı yok. karıştırayım Kardeşim dedim benim. ama olmadı. Kardeşim o benim. Biliyorum canım. Ahmet Selim kulu da çok severiz. İki başarılı Fenerbahçe Sağ ol, muhabiri sağ ol Fenerbahçe'yi Ceyda'cığım. Bu takip arada eden. Ceyda bak bizi soru çok alta soru yazmışlar. Şimdi bunu Evet. da anlatalım. Ceyda arkadaşlar benim çok eski, yani yıllara dayanan bir dostum. Hani böyle sadece A-Spor'da ekranda Değil. görüntü değil yani olay. Bir, ikincisi hemşerim. İkimiz de Balkan göçmeniyiz. Evet. Arnavut kızıdır yani kendisi. O yüzden hani siz böyle çok şey görüyorsunuz ya, böyle bir anda şeyde ciddiyiz, televizyonda ciddiyiz, burada arkadaşız. Evet. Hani Burada orada insanlar böyle sorular, normal hayatımıza orada sorular gelmiş, onu anlatalım. Ceyda ile bizim dostluğumuz çok farklıdır. Sevgili eşi Koray Bey'le de, Koray Baloğlu beyefendiyle de, o da hafta içi her gün spor trafiğinde sizlerle evet. birlikte saat 18-20 arası mıydı?
18-20 arası A Spor Radyo'da. 18-20 arası A Spor Radyo'da. O da gerçekten yayınlarıyla mest ediyor insanları. Peki devam edelim. Sorulara da bakalım. Şimdi Jesus'u son cümlenle özetleyelim bence. İstanbul'a gelmesini bekliyorsun. İçinden bir his diyor ki pazar günü bir uçak inebilir. Oradan tanıdık simalar çıkabilir. Bundan bizim haberimiz de olmayabilir. Ve o beklenen görüşme, İstanbul ziyareti gerçekleşebilir dedi Volkan Demirtaş. İstanbul turu daha doğrusu. İstanbul turu da yapılır orada. Samandıra'dır vesairedir. Bu Ya arada takım Malatya'da Jesus olacak. Samandıra'ya gidecek, sizin mi haberiniz olmayacak Allah aşkına? Herkes şeyde, Malatya'da olacak pazar günü. Evet. Böyle bir Güvenlikler durum. var. İşte yani o yüzden ihtimal azalıyor yani, anladın mı? Peki. Peki şunu da çok soru soran var. Bu görüşmeler çok uzamadı mı? Bir terslik olursa ki bu hep olabilir, bu bir ihtimaldir. Fenerbahçe'nin B planı var mı diye soran var. Başkan Ali Koç'un B planı muhakkak vardır. Bununla da ilgili Var. yorumunu alayım, sonra transfere geçelim. Var. B planı var. Yabancı teknik adam ihtimali yine yüksek. İsmail Kartal ihtimali de yüksek. Eğer Jesus olmazsa tabii. Ama ben Jesus'un artık olacağını düşünüyorum. Yani artık bu çok konuşulması gereken bir konu değil. Yani bu çok büyük sürpriz olur. Ben büyük şaşırırım yani. Eğer olmazsa. İlk defa bu kadar iddialı konuştun sen. Evet. Yani dün biraz görüştüm çünkü. Havayı kokladın dün galiba. Evet, belli yani, olay artık belli bir noktaya ulaşmış. Ya adamın aslında şöyle, adamın bir sıkıntısı yok. Adam gelecek. Ama işte ailesi vesaire, yani tam Türkiye şimdi çok tuhaf. Şimdi mesela bize 2000 kilometre sağdan haritadan, şimdi hemen böyle hızlıca şey yapamadım. Hindistan'dan teklif geldi diyelim sana. Hindistan TV'sinden. Hindistan'ın A sporundan teklif geldi. Yani bir şey olmaz mısın? Ya da Kore'ye teklif geldi. Yani sen bir şey yaşamaz mısın kadın olarak? Tabii canım, Şüphe sorgularım. duymaz mısın? Bir endişe yaşamaz mısın? Ya işte bir bakalım, bir ayağımız yere bassın, bir gidelim görelim demez misin mesela? Ama Dersin. çok doğru örnek olmadı. Yani Hindistan gibi değil yani. Hayır, ya sonuçta hani Başka bir o Avrupa ülkesi seç. Hindistan değil o yani. tamam, o zaman tam tersi söyleyeyim. Diğer batıdan söylüyorum. Neresi olsun? Şili'den. Güney Amerika'dan teklif geldi sana mesela. Şeye, Yani. oraya. Anladın mı demek istediğimi? Düşünebilirim o zaman Hindistan'dan sonra. Hindistan'a gitmiyorsun yani. Bunu anladık Yok, buradan. o teklif geldiği gibi şey sümer altı yapılır yani. Buradan Hindistan A sporuna sesleniyoruz. Kore'ye teklif yapmayın sakın. Sakın. Hiç umuru yok yani.